İtalyan kamu yayıncısı RAI, Bayraktar TB2, Kızıl Elma ve 5. Nesil Savaş Uçağı Kaan'ı yakın takibe alıp, Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımlarına övgüde bulundu. Bayraktar TB2, Kızıl Elma ve Kaan'ın dünyada ses getirdiğini yazan İtalyan basını, savunma sanayisinin ilerleyişini gösteren ülke, artık Amerika Birleşik Devletleri'nin ünlü F-35I gibi radarlara görünmeyen teknolojiye sahip 5. nesil savaş uçağını kendi başına geliştiriyor, dedi. İtalyan kamu yayıncısı RAI, Türkiye'nin savunma sektörünün son yıllarda Bayraktar TB2, Kızıl Elma gibi insansız hava araçları, İHA, elektromanyetik hava savunma sistemleri ve 5. nesil savaş uçağı, Kaan ile gelişimini gösterdiğini belirtti. RAI'de yayınlanan CODIS, COD, isimli teknolojik gelişmelere ilişkin özel programda, Türkiye'nin savunma sanayisinde son dönemde yaptığı atılımlara geniş yer verildi. Türk savunma sanayisinin öncü firmalarından Baykar, Aselsan ve TUSAŞ'ın tesislerinde yapılan çekimlerde, bu firmaların ürettiği TB2, Kızıl Elma, Kaan, son model radar ve elektromanyetik savunma araç ve gereçleri tanıtılarak, bunların dünyada ses getirdiği belirtildi. Programda Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ile Aselsan Genel Müdür Yardımcısı Özgür Taylan Sarı'nın açıklamalarına da yer verildi. Baykar'ın ürettiği TB2 model İHA için İstanbul'da üretilen bir İHA, bir anda Rus ordusunun dehşeti haline geldi. Türkiye'nin küresel jeopolitik yapıların başrol oyuncusu olmasını sağlayan bir savaş aracı. Baykar, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin şirketlerinin hakim olduğu yüksek teknoloji sektöründe öncü olmayı başarmıştır. TB2, açık ara dünyanın en çok satan İHA'sıdır, denildi. Programdaki röportajda TB2'nin dünyanın açık ara en çok satan İHA'sı olmayı nasıl başardığı sorusu yöneltilen Selçuk Bayraktar, 2000'li yıllarda küçük bir ekibin ilk Türk insansız hava aracını yapmasıyla yola çıktık. Formula 1 takımı gibi çalışıyoruz. Son derece hızlıyız. Sektörü tanıyoruz. Savaş alanında da ürünlerimizi takip ediyoruz. Buradan inovasyonumuz doğuyor. Tüm İHA sistemlerimiz Türkiye'de tasarlanıp üretiliyor. Sensörlerden motorlara ve silahlara kadar, dedi. TB2'nin deniz versiyonu TB3'ün denizdeki rekabeti değiştirip değiştirmeyeceği sorusu yöneltilen Bayraktar. Deniz versiyonunun testlerini de tamamlıyoruz. Uçak gemilerinde hassas iniş tekniklerini iyileştiriyoruz ve çok ileri bir aşamadayız. Bu yıl içerisinde her şeyi tamamlayacağız, yanıtını verdi. Bayraktar, geliştirmekte oldukları Kızıl Elma'ya ilişkin de, Kızıl Elma nihai amaç anlamına gelen Türkçe bir kelimedir. Startup olarak başladığımızdan beri en büyük hayalim ilk Türk insansız savaş uçağını yapmaktı. Çünkü bu hava savaşının geleceğidir. Mevcut tüm savaş uçaklarının yerini bu tür savaş uçakları alacak. Ukrayna'da, Dağlık Karabağ'da kullanılan İHA'larımız devrim niteliğindeydi. Ama Kızıl Elma daha da ileri gidecek, diye konuştu. RAI'nin programında genç Türklerin idolü haline gelmiş biri olarak bahsedilen Selçuk Bayraktar'ın nesiller boyu genç teknolojik girişimciler yetiştirme hedefinde olduğu da ifade edildi. Programda Bayraktar'ın şu ifadelerine yer verildi. Türkiye'de kimse kendini ileri teknolojilere adamayı düşünmüyordu. Kimse kendi yenilikçi kalkınmasını yaratmanın mümkün olduğunu düşünmüyordu. Çünkü bu açıdan bakıldığında bir ekosistem yoktu. Tüm ileri teknoloji yeniliklerinin bağlantılı olduğu savunma alanından başlayarak bir kıvılcım yarattık. Artık Türkiye'de bir genç, dünyanın en iyisi olabilecek teknolojik ürünler yaratmanın mümkün olduğunu biliyor. Türkiye'de teknoloji sektörünü, refahın daha adil dağılımının itici gücü haline getirdik. RAI'nin programında ayrıca, Türk teknolojik kalkınmasının sırrı sadece İHA'larda değil. Elektromanyetik savaş alanında elektronik son nesil radar ve ekipmanların üretilmesinde de yatıyor, denilerek Aselsan'ın ürettiği özel radarlara ve sinyal karıştırıcılara değinildi. Programda görüşlerine yer verilen Aselsan Genel Müdür Yardımcısı Sarı, küçük ve alçak irtifadan uçan drone sistemlerinin yarattığı tehditlerin büyüdüğüne işaret ederek, geliştirdikleri sinyal karıştırıcı sistemlerin drone ile operatörü arasındaki bağlantıyı kestiğini, bunlara dayanıklı drone sistemlerini durdurmak için geleneksel silah sistemlerinden savunma topları yaptıklarını söyledi. RAI'nin özel programında TUSAŞ'ın geliştirdiği 5. nesil savaş uçağı Kaan'a ayrı parantez açıldı. Kaan için savunma sanayisinin ilerleyişini gösteren ülke, artık Amerika Birleşik Devletleri'nin ünlü F-35I gibi radarlara görünmeyen teknolojiye sahip 5. nesil savaş uçağını kendi başına geliştiriyor, yorumu yapıldı. Programda TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu'nun Kaan'ın tasarımı,
kullanılan malzemeler ve motorları gibi 3 ana faktör sayesinde düşük görünürlüğe sahip olduğuna ilişkin ifadeleri de yer aldı. Milli savunma sanayi, bir ülkenin bağımsızlığını, güvenliğini ve ulusal çıkarlarını koruyabilmesi için hayati öneme sahip olan stratejik bir sektördür. Bu sanayi, askeri güçlerin ihtiyaç duyduğu silah, araç ve gereçlerin yerli üretimini sağlayarak dışa bağımlılığı minimize eder ve ulusal güvenlik açısından önemli bir avantaj sunar. Bir ülkenin savunma sanayisinin güçlü olması, savaş veya kriz durumlarında kendi kendine yetebilme kapasitesini artırır. Bu, aynı zamanda uluslararası arenada bir caydırıcılık unsuru olarak da işlev görür. Güçlü bir savunma sanayine sahip olan ülkeler, olası tehditler karşısında daha dirençli olur ve diplomatik müzakerelerde daha güçlü bir konumda bulunur. Savunma sanayi, sadece askeri alanda değil, aynı zamanda ekonomik ve teknolojik açıdan da büyük bir katma değer yaratır. Savunma teknolojileri, sivil sektörlere de transfer edilebilir ve bu sayede ülke ekonomisine katkıda bulunur. Örneğin, savunma sanayinde geliştirilen ileri teknoloji ürünler, sağlık, iletişim ve ulaşım gibi farklı sektörlerde de kullanılabilir. Sonuç olarak, milli savunma sanayi, bir ülkenin bağımsızlığını koruyabilmesi, ulusal güvenliğini sağlaması ve uluslararası arenada güçlü bir aktör olarak varlık gösterebilmesi için vazgeçilmezdir. Bu nedenle, savunma sanayine yapılan yatırımlar, sadece bugünün değil, aynı zamanda geleceğin güvenliği için de kritik öneme sahiptir. Milli savunma sanayinin önemi, sadece savaş zamanlarıyla sınırlı kalmayıp, barış dönemlerinde de ülkenin güvenliğine katkı sağlar. Bu sanayi, ülkenin stratejik ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sürekli olarak kendini yenilemeli ve geliştirmelidir. Teknolojik yenilikler ve Ar-Ge faaliyetleri, savunma sanayinin en önemli itici güçlerindendir. Bu nedenle, yüksek teknolojiye dayalı sistemlerin geliştirilmesi ve üretimi, ulusal savunma stratejilerinin bir parçası olmalıdır. Savunma sanayi, aynı zamanda uluslararası işbirlikleri ve ihracat olanakları açısından da büyük bir potansiyele sahiptir. Yerli üretim kabiliyetlerini artıran bir ülke, savunma sanayi ürünlerini diğer ülkelere ihraç edebilir ve bu sayede ulusal ekonomisine önemli katkılar sağlayabilir. Bunun yanında, savunma sanayinde elde edilen teknolojik kazanımlar, uluslararası alanda rekabet gücünü artırarak ülkenin prestijini yükseltir. Savunma sanayinin güçlü olması, sadece bir ülkenin askeri kapasitesini değil, aynı zamanda bilimsel ve teknolojik altyapısını da güçlendirir. Savunma projelerinde çalışan mühendisler, bilim insanları ve teknisyenler, yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanması sürecinde önemli deneyimler kazanır. Bu birikim, sivil sektörlerde de kullanılabilir ve ülkenin genel teknoloji seviyesini yukarıya taşır. Öte yandan, savunma sanayinin gelişmesi, yerli sanayi kuruluşları ve KOBİ'ler için de yeni fırsatlar yaratır. Savunma sanayi projelerinde yer almak, bu kuruluşların yeteneklerini geliştirmelerine, yeni iş alanları oluşturmalarına ve uluslararası pazarlara açılmalarına olanak tanır. Bu durum, ülkenin sanayi tabanının genişlemesine ve çeşitlenmesine katkıda bulunur. Son olarak, savunma sanayi, bir ulusun bağımsızlık sembolüdür. Kendi savunma ihtiyaçlarını karşılayabilen bir ülke, dış baskılara karşı daha dirençli olur ve kendi kaderini tayin etme hakkını korur. Bu nedenle, milli savunma sanayine yapılan yatırımlar, yalnızca askeri bir gereklilik değil, aynı zamanda ulusal egemenliğin teminatı olarak görülmelidir. Ülkemizin güçlü ve bağımsız bir gelecek inşa etmesi, savunma sanayimizin sürekli gelişimine ve güçlendirilmesine bağlıdır. Türkiye'nin askeri gücünün yüksek olması, ülkenin stratejik konumunun gerektirdiği bir zorunluluk olarak ön plana çıkmaktadır. Türkiye, üç kıtanın kesişim noktasında yer alması ve Orta Doğu, Balkanlar, Kafkaslar gibi kritik bölgelere yakınlığı nedeniyle jeopolitik açıdan oldukça hassas bir konumda bulunmaktadır. Bu coğrafi konum, hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde pek çok siyasi ve askeri tehdidin yanı sıra fırsatlara da kapı aralamaktadır. Dolayısıyla, Türkiye'nin askeri kapasitesinin güçlü olması, bu tür tehditlere karşı caydırıcı bir etki yaratırken, aynı zamanda ülkenin dış politika hedeflerini gerçekleştirmesi için gerekli olan güvenlik ve istikrarı sağlamaktadır. Ayrıca, Türkiye'nin askeri gücü, NATO gibi uluslararası ittifaklar içinde etkin bir rol oynamasını ve müttefikleriyle birlikte kolektif güvenliğe katkıda bulunmasını mümkün kılmaktadır. Askeri kapasitenin yüksek olması, sadece savunma amaçlı değil, aynı zamanda uluslararası barışı koruma operasyonlarında ve insani yardım misyonlarında da etkin bir şekilde rol almayı kolaylaştırmaktadır. Böylece,
Türkiye'nin askeri gücü, hem ulusal güvenliği artırmakta, hem de uluslararası arenada etkin ve saygın bir aktör olma konumunu güçlendirmektedir. Son olarak, askeri gücün yüksek olması, ülke içinde de bir güvenlik duygusu yaratmakta ve halkın moralini yüksek tutmaktadır. Güçlü bir orduya sahip olmak, sadece dış tehditlere karşı değil, aynı zamanda iç güvenlik sorunlarına karşı da etkili bir savunma mekanizması sağlamaktadır. Bu durum, Türkiye'nin bir bütün olarak ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma kapasitesini artırmakta ve ülkenin gelecekteki olası krizler karşısında daha dirençli olmasına katkıda bulunmaktadır. Türkiye'nin askeri gücünün yüksek olması, aynı zamanda ülkenin teknolojik gelişim ve savunma sanayi alanında da ilerlemesini teşvik etmektedir. Modern bir askeri yapı, sürekli olarak yenilikçi teknolojilere ve ileri mühendislik çözümlerine yatırım yapmayı gerektirir. Bu durum, savunma sanayinin gelişmesine, yerli ve milli üretimin artmasına ve kritik askeri ekipman ve sistemlerin yurt içinde üretilmesine zemin hazırlamaktadır. Böylelikle, askeri gücün artırılması sadece ülkenin güvenliğine katkıda bulunmakla kalmaz, aynı zamanda ekonomiyi canlandıran, yerli sanayiyi destekleyen ve bağımsız bir savunma politikasının temellerini atan bir itici güç haline gelir. Ayrıca, Türkiye'nin güçlü askeri kapasitesi, bölgesel krizler karşısında istikrar sağlayıcı bir rol üstlenmesine olanak tanır. Bölgede yaşanan çatışmalar ve istikrarsızlıklar göz önüne alındığında, Türkiye'nin güçlü bir orduya sahip olması, sadece kendisi için değil, aynı zamanda komşu ülkeler ve müttefikleri için de bir güvence kaynağıdır. Türkiye, askeri gücü sayesinde, gerektiğinde barış ve güvenliği koruma amaçlı uluslararası operasyonlara katılabilir, bölgesel güvenlik dengesini koruyabilir ve krizlerin tırmanmasını önleyebilir. Bu şekilde, askeri güç, diplomatik araçlarla birlikte kullanılarak daha geniş bir stratejik vizyonun parçası haline gelir. Öte yandan, askeri gücün yüksek olması, uluslararası arenada Türkiye'nin pazarlık gücünü artırmaktadır. Güçlü bir ordu, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde daha sağlam bir duruş sergilemesine, ulusal çıkarlarını daha etkili bir şekilde savunmasına ve müttefikleriyle ve diğer uluslararası aktörlerle ilişkilerinde daha eşit şartlarda müzakere etmesine olanak tanır. Bu da, Türkiye'nin küresel ve bölgesel politikalarda daha etkili bir oyuncu olmasına, kendi çıkarlarını koruma konusunda daha fazla esneklik kazanmasına ve jeopolitik hedeflerini gerçekleştirmesine katkıda bulunur. Sonuç olarak, Türkiye'nin askeri gücünün yüksek olması, hem ulusal güvenlik ve egemenliğin korunması, hem de uluslararası arenada etkin bir aktör olarak varlık gösterme açısından büyük önem taşımaktadır. Bu gücün devamlı olarak korunması ve geliştirilmesi, Türkiye'nin gelecekteki güvenlik politikalarının ve uluslararası ilişkilerdeki konumunun şekillenmesinde kilit rol oynamaktadır.